Profesör Doktor Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji adlı eseriyle Tanzimat sonrası yüzyılı kapsayan bir bilim tarihiyle karşımızda. Yazar kitabında 1930'lu yıllarda gerçekleştirilen bilimsel ve kültürel devrimin geri planında yer alan birikime odaklanıyor. Profesör Doktor Zafer Toprak, Cumhuriyet ve Antropoloji'de yine çok zengin bir malzeme külliyatına dayanarak bunalımlı bir evrede doğayla barışık bilimsel kaygıları belgeleriyle dile getiriyor. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan okuyucuyla buluşan kitap, bir dönemin eşsiz tarihine ışık tutuyor. Ekranlardan tanıdığımız başarılı sunucu Cansu Canan Özgen, ilk kitabı Dalga Kıran'la sevenlerine tekrar merhaba diyor. Alfa Yayınları'ndan çıkan ve Dalga Kıran adını taşıyan roman, Jülide adlı güçlü bir kadının travmatik hayatına odaklanıyor. Saç örgüsü misali iç içe geçmiş ortak yaşanmışlıkların yarattığı psikolojik atmosferle okuru kuşatan roman Cansu Canan Özgen imzasıyla insanı kendi hayatı üzerine düşünmeye itiyor. Fantastik edebiyatın güçlü kalemi Nazlı Eray'ın beklenen romanı Mırmır Osman okuyucusuyla buluştu. Nazlı Eray'ın uzun zamandır beklenen romanı Mırmır Osman, Everest Yayınları Resimli Hikayeler dizisinden çıktı. Nazlı Eray, okurlarının yakından tanıdığı kahramanlar Osman ve Nazlı'nın geleceğe yolculuk yaptığı bu hikayede akıl almaz şeylere tanık olacaksınız. Oyuncu İrem Altuğ'dan cesur ve çarpıcı bir roman, San Francisco kafası. Altuğ, kendi deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanında büyük mücadeleler sonucunda oyunculuğa giden serüvenini, uzun yıllar kaldığı çılgın şehir San Francisco'yu ve bu şehirdeki tüm yaşanmışlıkları kaleme alıyor. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenlere bir rehber niteliği taşıyan kitap, güzel oyuncu İrem Altuğ imzası ve Mona Kitap etiketiyle raflarda. Feminist şair, oyun yazarı, çevirmen ve romancı Elfriede Jelinek, 2004 Nobel Edebiyat Ödülü aldığı özel eseriyle bu kez karşımızda. Jelinek, aşık kadınlarda özel bir üslup kullanarak kadınlığı ve evlilik kurumunun ekonomik güvenceyle ilişkisini irdeliyor. Aşık kadınlarda güzellik, güvence, emek, evlilik ve aşk gibi konular kusursuzca işlenmiş. Aşık Kadınlar, İtaki Yayınları'ndan raflarda. Yazar Barış Muslu, sağlıklı, mutlu bir varoluşun sırlarını verdiği yeni kitabı Gecikmeli Teslimiyet'le yine okuyucularını selamlıyor. Okuyucularına bambaşka bir hayat için ezber bozan metotlar sunan Barış Muslu, yayımladığı bu eserinde kronik hastalıklardan bağımlılığa, fobilerden fazla kilo sorunu yaşayanlara önemli tüyolar veriyor. Gecikmeli Teslimiyet, Barış Muslu imzasıyla Doğan Kitap'tan okuyucuların beğenisinde. Dünya genelinde 500'ü aşkın şirkete stratejik danışmanlık yapan ve öne çıkma sanatında ustalaşan bir ismi olan Brandon Kane, Kanca Yatmak 3 Saniyelik Dünyada Nasıl Öne Çıkılır kitabıyla içinde yaşadığımız mikro dikkat dünyasında başarılı olabilmek, hem çevrim içi hem de çevrim dışı ilgi çekici bir marka yaratmak için en etkili stratejileri ortaya koyuyor. Emine Coşkun çevirmenliğinde Nova Kitap aracılığında okuyucuyla buluşan Kanca Yatmak adlı eser, 3 saniyelik dünyamızda başarıya ulaşmak adına temel bir kılavuz niteliğinde. Sürekli dönüşüm geçiren bir dünyada kancaya atmak, öne çıkmanın ve marka yönetiminde üstünlük sağlamanın anahtarını da okuyucusuna sunuyor. 7/24 ulaşılabilir dünyada fark yaratmak isteyenler için Brandon Kane yöntemleri dünyaca ünlü CEO'lar tarafından da büyük ilgi görüyor.